İlk cümle: Tamamdır. Ayşe'nin üvey babası sadece yeni araba değil, kullanılmış araba da satıyor. Evet. Yüksel, başla bakalım. Ayşe, tamam. Ayşe, stepfather, sells, not only new cars, but also used Evet Meren. Tamam. Ayşe, stepfather, sells, not only new car, but also second hand car. İkisi de çoğul olacak. Cars yapacağız. Evet, ikinci cümleye geçiyoruz. Ali'nin hem kardeşleriyle hem de kuzenleriyle birlikte aynı köyde yaşadığını biliyorum. I know that Ali lives with both his siblings and his cousins in the same village. O gün pikniğe gittiğimizde hem kahvaltı yaptık hem de geç bir öğle yemeği yedik. Güzel. When we went to a picnic that day, we had both breakfast and a late lunch. We had both breakfast and a late lunch when we went to the picnic that day. Dörde geçiyoruz. Most of the metropolitan cities, such as Istanbul, expose both air and water pollution. Are exposed to. Aynen. Şimdi bakın arkadaşlar, yazıyorum bu cümleyi. To mu olacak bir de? Evet. Most of the metropolitan cities. Şimdi burada such as kullanmışsınız. Yanlış değil, doğru. Ama like evet. Kullanabilirsiniz. Daha doğru. Like Istanbul are exposed to both air pollution and water pollution. Şöyle bir kelime var İngilizce'de arkadaşlar. Yeri gelmişken öğrenelim. Kelimenin aslı şu: to be exposed to. Maruz kalmak demektir. Sürekli pasif kullanılır. Maruz kalmak pasif bir eylemdir çünkü. Bizim yaptığımız değil. Bize yapılan bir şey. Sadece ABD'de değil, Avrupa'nın birçok ülkesinde de çok iyi üniversiteler olduğu biliniyor. Güzel. It is known that there are very good universities not only in the USA but also in many countries of Europe. Evet, 6'ya geçelim. Haber bültenlerine göre bu gece sadece kar yağmayacak, aynı zamanda fırtına da olacak. According to the news, bulletins. Evet, şimdi herkeste bir ufak sorun var arkadaşlar. Şimdi onu bir düzeltelim. According to the news bulletins. Bulletins. Kar yağmayacak. It will not only snow. Doğru. Fırtına olmak demek, fırtına olması demek değerle kullanılır. Bakın şimdi. Oraya ilk olarak be diyemezsiniz. It will not only snow but also there will be a storm tonight. Rüzgar tamam. İsimleri, rüzgar anlatan tamam. İsimler şey fiil olarak kullanılmaz. Evim hem iyi bir semtte hem de pek çok konforu var. My house is both in a good neighborhood and has many comforts. Çok güzel. 8'e geçelim lütfen. Havada hem oksijen hem de azotun bulunması yaşam için şarttır. Existence of both oxygen and nitrogen. Nitrogen. Nitrogen in the air. Nitrogen. In air. Pardon, in air. Oraya ar mı gelecek? Is. Peki, is essential for life. Şimdi iki tane bulunmak, varlık, mevcudiyet anlamına gelen kelime var İngilizce'de. Biri presence, biri de existence. Burada kullanmamız gereken şey existence. Existence of both oxygen and nitrogen in air is essential for life. Bilimsel terimlerde, bilimsel kavramlarda the'yi pek kullanmayız. Essential şart olan demektir. Devam edelim. 9'u okuyalım. Evet. Babası sadece Ali'ye yardım etmemekle kalmadı.
aynı zamanda onu evden de kovdu. His father not only didn't help Ali, but also kicked him out of the house. Cümle şöyle olacak arkadaşlar. Ali's his father not only didn't help Ali, but also kelime şu, to send somebody away. Bu bir deyim, kovmak demek. Devam edelim. Sonu... Bugün sadece kitap okumakla kalmayacağım. Aynı zamanda Japonca ödevimi de yapacağım. Evet. I will not only read books, but also do my Japanese homework today. Today I will not only read a book, but also I will do my homework in Japanese. But also'dan sonraki I will'i kaldırın yalnız. A language teacher's personal opinion. Why is English such an important language today? There are several reasons. Many newspapers send their reports to other newspapers in different countries in English, not in Spanish or Italian. English is also the language of the business world. For example, when a Mexican businessman buys something from a Chinese businessman, he usually speaks English. At airports, you can always hear English. And at the cinema, you can watch a film in English. Today, a lot of people want to learn this language. They go to language schools in England or take English courses in their own countries. İlk cümleden başlayalım. A language teacher's personal opinion, bir dil öğretmeninin kişisel görüşü. Why is English such an important language today? İngilizce neden bugün bu kadar önemli, bu denli önemli bir dil? Subject'imiz English hocam. Tamam. Verb'imiz is, yüklemimiz. Güzel. Yani bu mudur diye. Tamam. Question word'umuz why, neden dediğimiz tamam. Olay. Adverb of time'ımız da today. Bu hani ne önemlidir dediğimizde. Ne sorusuna cevap veriyor? Object. There are several reasons. Birkaç sebebi vardır. Yüklemi ne cümlenin? Are, evet. Several reasons. Object. There. Subject, özne yani. Many newspapers send their reports to other newspapers in different countries. In English, not in Spanish or Italian. Güzel. Birçok gazete raporlarını farklı ülkelerdeki diğer gazetelere İspanyolca veya İtalyanca değil, İngilizce gönderir. Yüklem send. Evet. Many newspapers subject. Güzel. Their reports object dedim. Ha. The other newspapers in different countries. İkisi de object. O da object. Birisi direct object, birisi indirect object. Evet. Sonra in English. Hayır, in English, o complement. Not in Spanish. Orası olduğu gibi complement. Tamam. Bu cümlede sevgili neyi gönderirler? Their reports direct object. Yani düz nesne. Kime gönderirler? To other newspapers in different countries. Bu bölüm indirect object. Hangi dilde gönderirler? In English, not in Spanish or Italian kısmı da complement. English is also the language of the business world. Burada İngilizce subject'imiz özne. Güzel. Bizimiz verb'imiz yüklem. Evet. Also... yani adverb dediğimiz adverb, zarfımız. Evet. Zarf, evet. Geri kalan da hani İngilizce nedir diye sorduğumuzda objeyde cevap i̇şte alıyoruz galiba. İngilizce aynı zamanda iş dünyasının da dilidir. Güzel. Buradaki also dahi edatıdır. Aynı zamanda anlamına da gelir. İngilizce aynı zamanda iş dünyasının da dilidir. For example,
when a Mexican businessman buys something from a Chinese businessman, he usually speaks English. Örneğin Meksikalı bir iş adamı Çinli bir iş adamından bazı şeyler satın aldığında genellikle İngilizce konuşur. For example, kelime grubu biliyorsunuz örneğin demektir. Kendisinden sonra her zaman bir virgül gelir. Kelimeler, kelime grupları cümlenin dışında yer alırlar, içinde değil. Bunlara cümle ayrımlarında dış öge denir. Bunlar cümlenin bir parçası değildirler. Cümlenin dışındadırlar. Genellikle bağlaç işlevini görürler. When a Mexican businessman buys something from a Chinese businessman, he usually speaks English. Burada iki tane ayrı cümle var. Bu bir bileşik cümle. İlk bölüm when ile başlayıp şurada biten kısım. He ile başlayan kısım ikinci ana cümle. Bu yan cümle ve bu cümlenin ögeleri şöyle. Ben yani, nedir? Bağlaç değil mi? Bağlaç, evet. Conjunction. Bağlaç işlevini görüyor. Mexican businessman subject dedim. Güzel. Buys verb. Something object. Okay. Kimden satın alır? From a Chinese businessman. Indirect object. He subject. Evet. Usually zarf. Usually zarf, güzel. Sıklık zarfı, adverb. Speaks verb. Speaks verb, çok güzel. English object. Ne konuşur? İngilizce object. At airports you can always hear English and at the cinema you can watch a film in English. Evet. Havaalanlarında daima İngilizce işitebilirsiniz ve siz sinemada İngilizce bir film izleyebilirsiniz. Çok. At airports, diğer türlü dedim. Güzel, compliment, evet. You verb, subject, subject pardon, can hear verb. Harika. English object. Güzel, always nedir? Zaman zarfı. Zaman zarfı. Always. Evet. İkinci cümle. İkinci cümlede de at the cinema yer tümleci. Evet. You subject. Ay yanlış. Yanlış evet. Can watch verb. Güzel. A film in English object demişim. A film object. In English yine object. İki ha. tane object ha, var. Iki, yani tane. Dilini anlatıyor. Pardon compliment in English kısmı. Today a lot of people want to learn this language. Güzel. Subject a lot of people, verb want, harika. Object to learn this language, time today. İşte bu kadar. They go to language schools in England or the like English courses in their own countries. Türkçesini rica edelim. İngiltere'de dil okullarına giderler. Veya kendi ülkelerinde İngilizce kurs alırlar. Güzel, çok güzel. They subject. Güzel. Oraya kadar olan kısımda go verbümüz. Evet. Oradan sonraki kısımdaki verbümüz take fiil. To language schools complement, tümleç. In England ikinci complement. English courses object. Ne alırlar? Take what? English courses object. In their own countries, complement. Yani ikinci cümlenin sadece bir tane complementi var. Either or. Either Ali or his wife will come. Bu cümlede ya Ali ya da eşi gelecek. Ya ya da anlamına gelir bu kalıp. Bu cümlede will come, şurası verb. Gelecek. Kim gelecek? Ya Ali ya da eşi. Subject. Burada gördüğünüz gibi kalıp, either or kalıbı cümlenin öznesinde. He will either earn his life or get money from his mother. O ya hayatını kazanacak ya da annesinden para alacak. Evet. Earn somebody's life, hayatını kazanmak demektir. Burada
Either or kalıbı cümlenin verbinde duruyor. I will see either my sister or her husband. Evet. Burada da either or kalıbı objektin içinde kullanılmış. Bakın burada ne diyor? Akşam yemeğinizi ya bu restoranda ya da evde alacaksınız. Evet. Burada either or kalıbı cümlenin neresinde kullanılmış Meral? Komplemente. Komplemente tabii ki. Either or kalıbı her ögede kullanılabiliyor. Eğer either or kalıbını kullandığımızda cümlenin öznesindeyse bu kalıp, yani fiili tekil mi çoğul mu yapacağımıza neye göre karar veriyoruz? Sondaki ögeye göre. Burada arkadaşı tekil olduğu için is kullandık. Fakat cümle şöyle olsaydı, his friends olsaydı, arkadaşları olsaydı, fiil çoğul olacaktı. Bu tatilde ya deniz kenarına ya da köye gideceğiz. We will go, gideceğiz. Nereye? To either seaside or village, ya deniz kenarına ya da köye. In the solidarity. Bu sabah ya bir fincan kahve ya da bir elma almak istiyorum. This morning I want either a cup of coffee or an apple. Ha, ya da evet, şuraya evet. Either'dan önce to koyabilirsiniz. To have either a cup of coffee or an apple. Ya bu adam ya da onun suç ortakları cezalandırılacaklar. Neither this man or his accomplices will punished. Accomplices. Eğer bu kitabı bana vermezsen onu ya satın alacağım ya da fotokopisini çekeceğim. If you don't give this book to me, tamam, bana vermezsen I will either buy, ya satın alacağım, or copy. Copy, fotokopi çekmek demektir. Or copy. İkinci bağlacımız neither nor. Ne, ne de. Buradaki her iki kelimenin başında da bir ne harfi var. Bu ne onları olumsuz yapıyor. Başka bir şeye gerek olmaksızın cümleyi olumsuz yapar. I like neither tea nor coffee. Türkçe'de bunu biz genellikle yanlış kullanıyoruz. Sevmem diye kullanıyoruz. Olmaz. Ne evet. Ne de zaten cümleyi kendiliğinden olumsuz yapar. Neither Ali nor Veli came. Ne Ali ne de Veli geldi. Zaman. Yani o dediğimiz birisi önemli değil. O'yu da koyalım. Tamam. Ne evinde ne de dükkanında bulunabildi. Bu kalıbın kullanıldığı 3 tane cümle yaptık. Üç cümlenin üçünde de fiil olumlu. Aynen Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de neither nor kalıbının kullanıldığı cümleler olumlu yapılır ama olumsuz anlam verir. Kullanıldıkları yerlere bakalım. I like, ben severim. I subject, like fiil, yüklem. Ne severim? Neither tea nor coffee, object. Neither Ali nor Veli. Subject, öznede kullanılmış. Neither at home nor in his shop, complement'te kullanılmış. Neither Ali nor his friend is ill. Ali ne de arkadaşı hasta. Arkadaşı hasta. Friends olsaydı are olacaktı. Çok az param var. Bu sebeple virgül, vardan sonra virgül. Bu sebeple ne bir ev ne de araba satın alabilirim. I have free money. For these reasons, I can buy neither a house nor a car. I, subject, can buy verb. Ne satın alabilirim? Neither a house nor a car, objekte. Ali çok cahil. Çünkü ne okula gitmiş ne de kurs almış. Evet. Ali is very ignorant because he has neither gone to school nor taken course. Nor taken a course. Bu has'i dışarı aldığımız için burada tekrarlamaya gerek yok. Has biliyorsunuz present perfect tense'in yardımcı fiili. Tekil öznelerde has kullanıyoruz.
Sonra fiilleri üçüncü halinde kullanıyoruz. Gone üçüncü hal, taken üçüncü hal. Tamam mı? Başka bir şehre gittiğimde ne bir hediye alırım ne de alışveriş yaparım. Peki yazın. When I go other city. To another city Yükselcim. I neither buy a present nor do shopping. Other başka demektir. Başka, diğer, tek başına. Another olursa another. Değişik yazılıyor another ama dikkat edin. Başka bir anlamına gelir. Tek